Aslında söylenecek çok fazla şey var ama kısa, net, öz bazı şeyleri dökmek istiyorum arkadaşlar. İçimde hiçbir şey kalmasın. Şimdi örgütlü yapı Sivas-Fenerbahçe maçında işte Sivas ikarı faul yapmadı falan diye paylaşım yapıyor. Dikkatle bakın arkadaşlar Galatasaray maçında kaç faul yapmışlar. İşte Pendik gibi Fenere 29 faul, Galatasaray 8 faul yapan bir takım değil. Şimdi Tadiç'in ayağına basıyorlar Cihan Aydın faul vermiyor falan filan. Ama bu Cihan Aydın'ı iyi araştırın. Altından neler çıkacağını tahmin ediyorum. Şimdi çok ilginçler. Fenerbahçe aleyhine verilen penaltı pozisyonu. Yani tarihte eşi benzeri görülmemiş bir olay. Şimdi diyeceksiniz ki Manaj'ın şutundan önce arkadan işte Ciku'nun bir teması var. Hani bundan mı çağırdı? Arkadaşlar bunun için çağırmadı var. Bunun için çağıramaz. Niye çağıramaz? Livakovic için çağırabilir en fazla. O da yan, yine yasak. Yani yine yasak. Şimdi Ciku için değil Livakovic için çağırıp bu teması gösterip bu açılardan gösterip bak bu açılardan bu teması gösterip al diyor sana penaltı pozisyonu. Şimdi çok garip değil mi bazı şeyler? Gerçekten bak. Santim santim izleyin. Manaj topa vurmuş. Livakovic'in ayağı yerde. iki oyuncunun arasında mesafe var. Livakovic'in ayağı tamamen sabit değil ancak ona doğru giden Manaj'ın ayağı. Yani kaleci futbolcuya değil futbolcu kaleciye gidiyor. Temas oluştuğunda zaten Manaj dizilerini büküp düşmeye başlamış. Ve bu pozisyona penaltı değil diyenlerin sayısı az buz değil. Fırat Aydınus Fenerbahçe lehine verilen penaltı. Ne diyorsunuz diyorlar. Fırat Aydınus bu pozisyonda varın müdahalesi kesinlikle yanlış. Bak şimdi hatırlıyor musunuz? Neyse ben az sonra hatırlatayım size. Çünkü hatırlamanız gereken birkaç şeyi söyleyeceğim. Az sonra ben size tek tek bunları hatırlatayım. Şimdi için ayağı yerde. Manaja engel bir durum var mı? Yok. Cikur'un müdahalesi varsa bile var da, şiddet ölçer mi vardı da hakemi vara davet etti. Alman hakem burada Türk işi bir müdahale yapmıştır. Varın hakemi maçın hakemi vara gidince zaten vermek zorunluluğu var gibi bir penaltı verdi. Sahada devam kararı verdiydi. Şimdi arkadaşlar bakın şimdi aynı pozisyon var. Bir de Serdar Serdar Dursun'un pozisyonu var. Şu pozisyonda. Diyor ki Fırat Aydınus bu pozisyon penaltı değil ancak şu var. Var hakemi Sivas'ta yine penaltı kontrolü için hakemi çağırırken Livakovic'in temasını referans aldıysa bu pozisyonda da bir temas var diyor. Buna da çağırmalıydı. Yani bu da yorumluk. Serdar'ın pozisyonu gibi varın konusu değil. Yorumluk. Temasın etkisini gösteren referans yok. Hakem sahada verirse verir, vermezse vermez pozisyonlarda. Şimdi şunu anlamadım ben. Burada kol doğal konumda diyor Fırat Aydınus. Beklenmeyen top söz konusu. Devam kararı doğru diyor. Şimdi ben merak ediyorum nasıl beklenmeyen top kendi oynuyor, kendi indiriyor. Arkadan ittirme, kaktırma yok. Ceza sahası içinde hani söz konusu Fenerbahçe olunca mı şey oluyor? Ya Fenerbahçe futbolcusu kendi takım arkadaşına şut çekti sezonun ilk maçında hala diyorlar ki Fenerbahçe'nin işte hakemler rakibin penaltısını vermedi şöyle böyle. Hala buna isyan ediyorlar. Üstelik kural sadece bu ayrıntı için varken. Yani çok garip değil mi bahsediler? Ha, herkes yorumluyor dünden beri. Yani mesela İsmail Yüksel'in yediği sarı kart için herkes hatalı diyor. Çeşit çeşit pozisyonlar var. Ben şunu söyleyeyim. Geçen sene burada birileri ofsaytla şampiyon yapıldı. Bu sene de penaltımsıyla yine şampiyon yapılacaklar. Fragmanını izlediniz. Ve bunu gidip hani şu bu falan filanla kutlayacaklar sen misin yabancı hakem isteyen dercesine bunu yapıyorlar. Sen misin yabancı hakem isteyen? Fenerbahçe'ye kasıt bu. Ya Türkiye'de ben şunu söyleyeyim. Galatasaray'ın aleyhine bunu penaltı olarak verecek hiçbir hakem daha anasından doğmadı. Bunu penaltı olarak versin bir daha ekmek yemez. Ahmet Çakar Sivas Spor'a verilen penaltı kesinlikle yanlış. Bu uydurma kasıtlı ve hatalı bir penaltıdır. Daha ayağına temas almadan önce Manaj kendini öne doğru bırakıyor. Böyle penaltı asla kabul edilemez. Şimdi Serdar Ali Çelikler, yok Serdar Akçer özür dilerim. Bu bir hakem. Serdar Akçer Fenerbahçe kalecisi ayağını yere koyuyor ve kaymaya devam ediyor. Teması yapan kaleci değil, hücum oyuncusu. Kalecinin amacı rakip değil. Kayarak devam ettiği yerde rakip yok. Rakip sonradan gelip takılıyor. Burada penaltı yok. Var burada neden müdahale etti diye. Şimdi ben söyleyeyim Fenerbahçe'den şampiyonluğu çalıp birilerine haram şampiyonluk ekletmek için var müdahale etti. Bunun başka açıklaması yok. Ya yeryüzünde bu kadar ahlaksızlık, bu kadar hak yemenin olduğu bir lig yok ya. Ha bu arada Adana Demirspor size bir müjde vereyim. Haftaya kalbinizden aklınızın çelişmesine gerek kalmadı. Çıkıp oynayabilirsiniz. Hani onu bunu da kadro dışı bırakayım. Başıma iş almayın demenize de gerek yok. Rahat rahat topunuzu oynayabilirsiniz. Şimdi her pozisyonu hakeme bağlamak tabii ki de yanlış. Tabii ki de kendi içimizde eleştirimizi yaparız. Tabii ki de kendi içimizde konuşmamızı yaparız. Tabii ki de şu şöyle bu böyle deriz. Bu bizim kendi içimizdeki meselemiz. Yani bu bizim kendi içimizdeki meselemiz. Ancak bir de dışarıdaki mesele var. Şimdi Topu sadece hakeme atmak elbette yanlış. Topu sadece teknik direktör atmak o da yanlış. Önce bunu konuşalım. Ama topu sadece teknik direktör atmak, topu sadece ona basmak, buna basmak çok aşırı yanlış. Mesela ya Sabuncuoğlu Olimpiyakos maçında yaptığı değişikliklerle Avrupa'da turu verdi diyor. Bak bu göze hoş gelir. Bunun alıcısı olur. Ankara gücü maçında yaptığı rotasyonlar ile kupayı verdi. Bugün de yaptığı değişikliklerle süper ligi verdi. Mesela Okan Buruk da Karagümrük maçında yaptığı rotasyonda kupayı verdi. Fenerbahçe'nin üzerinden oyun oynatarak Fenerbahçe'nin çekilmesini sağlayarak bedavadan kupa aldırdı. Avrupa'daki rezil futboluyla kullanmadığı için, hakemsiz kaldığı için Avrupa'yı verdi cümlesini kurabiliyorsa derim ki kabul. Ha Olympiakos maçı. Evet Olympiakos maçında yapılan değişiklikler, yapılmayan değişiklikler vesaire. Mustafa Tunç Demir. Barın çağıracağı hiçbir şey yok. Madem çağırdın eğer arka açıdan çok net kimsenin temas almadığı ağır çekim hareketli görüntüyü göstermeyip bir fotoğraf karesiyle yerdeki teması gösteriyorsan komple ekip olarak niyet olarak iyi değil demektir diye. Arkadaşlar var hakeminin çağrıldığı anda dikkat edin. Görsele dikkat edin. Var hakemi hani çağrıldığı anda direkt hani şöyle bir görsel. Bunun arka çekimi. Direkt direk arka çekimi hani şu temas şunu vereydiniz mesela şöyle yapıp ha, şunu da belirteyim eğer burada olsa direkt çıkıyor kırmızı çıkardı bak ben size bir şey söyleyeyim mi? neyin diyetini ödedi Fenerbahçe neyin diyetini ödedi biliyor musunuz Kasımpaşa maçında diye penaltı vermediler not o pozisyonda penaltı verseler rakip kırmızı yiyecek 72 ya da 82. dakika Fenerbahçe orada 72'de 82'de penaltı alacak 90 oyuncunun hem sol eline hem sağ eline değiyor. Herkes kabul ediyor. Bak herkes ele değmeyi kabul ediyor. Ancak diyorlar ki hani var buna karışamaz. Kesin delil yok. Niye penaltı verildi dediler ve bugünün intikamını oradan hazırladılar. İntikamı hazırlayıp 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 Sivas maçını önümüze koydular. Karşımızdaki örgütlü yapı santim santim milim milim böyle çalıştı işte. Serhat Hakkın Serhat Akın hakkında ne düşünüyorsunuz demiş. Ben şunu söyleyeyim. Parasını ben vereyim. Ücretini ben vereyim. Bizim kanalda yorumculuk yapsın. Ben ne diyorsam onları söyler gibi düşündüğüm kişilerden biri. Bak eleştirin. Bir şey demeyeceğim. Futbolcuyu eleştirin. Teknik direktörü eleştirin. Başkanı eleştirin. Lafım yok. Ama eleştirmenin doğru zamanlaması var. Yani haklıya hakkını hak ettiği zaman teslim etmek var. Şimdi bütün dünyadaki herkes dese ki arkadaş Sivas'ın penaltısı penaltı değildi dese yani dese iş bitti. Şimdi bütün dünya dese ki arkadaş o penaltı penaltı değildi. Fenerbahçe'nin şampiyonluğu çaldılar dese yine bazıları bir şeylere sövecek. Mesela Serdar Ali Çelik der. Kongrede Montella'yı açıklayacakken gaza gelip İsmail Kartal'ı açıkladıysan arkanda arkasında duracaksın diyor. Maçtan önce ne Samandıra ziyareti ne prim açıklaması başkanlık Tornistan için 23 bin kongre üyesine ligden çekilelim diye stada çağırıp bu kararı alamıyorsanız bırakmanız lazım. Ali Koç iyi bir Fenerbahçe'lisiniz lütfen bırakın bunu görün artık olmuyor demiş. Şimdi sosyal medyada ben bir cümle gördüm. Cümleyi aynen söyleyeceğim artık kimseden de çekingem şeyim yok. Diyor ki Ali Koç normalde başkanlığı bırakacaktı ancak diyor. Yak, ancak diyor bak ancak Baktı diyor AK Parti şey kaybediyor. Dedi ki ulan ben kalayım falan filan dedi diyor. Ya şimdi böyle bir mantık sık var mı ya? Gerçekten mi? böyle bir saçmalık var mı ya? AK Parti e, yenilmiş. Ben durayım falan filan demişler mi? Ya Ali Koç Fenerbahçe'yi şampiyon. Ben olduğum sürece Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar diyor. Sonra aday olmayacağım deyip ısrar var düşünüyorum diyorsa geçin bunu. Ali Koç'un dik durması lazımdı. Ben Ali Koç'a burada kızarım. Doğruya doğru. Ben varken şampiyon yapmayacaklar diyorsan bir daha şampiyon olmayacaksın. Olmayacaksın kardeşim. Ya bir daha aday olmayacak pardon. Şimdi şunu da söyleyeyim. Pendik Galatasaray maçına bakın. Pendik Spor'un o onurlu mücadelesini izleyin ne demek istediğimi anlarsınız. Alanya Spor Galatasaray maçına bakın. Alanya Spor'un ilk 45 dakikadaki hüviyetinin ikinci yarı er gelmeyecek golata dönüştüğünü. gördünüz mü anlayacaksınız. E, Trabzonspor'a bakın. Galatasaray maçında güle oynaya yenilen Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye aslan kesilmesine. E Samsunspor Galatasaray maçına bakın. Kalplerin, akılların çelişmesine. Ya e, bir de tam tersine bakın. Ya, Trabzon Fenerbahçe maçında lan bir öldürülmediğimiz kaldı. Hala Trabzon cephesinde şeyler var, tepkiler var. Samsun Fenerbahçe maçındaki müthiş mücadele. Pendik maçı 120 dakika oynanıp 29 favule. Bak Fenerbahçe iyi oynar, kötü oynar. Lafım yok ama hani futbola bakacağız, şuna bakacağız, buna bakacağız lan. Geçin. Galatasaray çatır çatır oynuyormuş da bilmem ne yapıyormuş da. Ya rakipler Galatasaray'a oynadıkları gibi Fenerbahçe'yi oynasaydı. Şu an herhalde kusursuz, eksiksiz şampiyon şeydik, liderdik ya. Gerçekten bak. Ya bu nasıl bir enteresanlık ya. Fırat Aydınus, 34 yaşındaki var hakemi Brandt. En son Deniz Aytekin'in var hakemiymiş. Bu sene kendi liginde altın maça çıkmış. Brandt koskoca pozisyonda 6 kez var yapmış. Bir sezonda ne kadar yani tecrübe anlamda? Bu bir bu hakemi getiriyorsun. Bir tane hiç sahada hakemlik yapmayanı getiriyorsun. Sadece yapmak için yapılan yabancı var hakemliğinde bunlar yaşanıyor. Daha dur 8 maç oldu. Kesinlikle hocam hakemin verip uygula, uygulayacağı karar ne olursa olsun bir pozisyon demiş. Hani diyorlar ya al var hakem istedin. Yabancı hakem istedin. Sen misin yabancı hakem isteyen? Al arkadaş. Al. Ya Fenerbahçe'nin gerçekten şu ahir zamanı yaşıyoruz. Ya vicdan sahibi olan insanlar kalmadı gibi bir durum var ya. Ha, sen misin o e, yabancı hakem isteyen deyip ah sen ekmeğinden şampiyonluğunu etti. Bu hafta olmazsa önümüzdeki haftalarda olacaktı. Ama olacaktı. Tüm Mehmet'in saha içinde e, sağ içinden gelen kimsenin çok içine silmez çalınan bu penaltı bana göre penaltı değil demiş. Ya bazıları var ki yani çok özür dilerim ama eşim olsun ama gerekirse genel özel evde çalışsın. Yeter ki eşim olsun mantığındalar. Ya yani bu mantıkla çalışan insanlar her türlü şampiyonluğu midelerine sindirirler. Onur duyarlar, şeref duyarlar. Çünkü onlar böyle alışmışlar. Böyle alışan insanlara da bir şey diyemezsin. Yani onların karakteri yapısı böyle. Anlatabiliyor muyum? Şimdi hatırlayın Erden Timur Fenerbahçe maçına şampiyon çıkmalıyız dedi. Böyle bir cümleyi kurdu. Kime mesajdı? Sonra işte bugün Recep Tayyip Erdoğan Fenerbahçe'yi bıraktım söyledi. Bu kime mesajdı falan filan. Ya zaten Fenerbahçe'yi tutmuyordu. Fenerbahçe'yi tutsaydı bu kadar şey başına gelmezdi. Ya Mehmet Ağar'ın Galatasaray'ı tuttuğu kadar Fenerbahçe'yi tutsaydı Recep Tayyip Erdoğan. 3 Temmuz'u yaşamazdık. Ve bu kadar az şampiyonluğumuz olmazdı. 28 şampiyonluğu zaten çoktan kabul ettirirdik. Arada bir 5 tane falan sıkıştırırdık fazladan fazladan. Fazladan derken çalınanlar artı 5 tane. Geçin bunlar. Bunlara gerek yok. Yani Galatasaray bir ay önce TFF istifa deyip sonra TFF göreve devam etmeli diyorsa Urfa'daki flo fabrikasında yapılan anlaşmanın detaylar ortaya çıkmalı. Yani Galatasaray'ın talebi o flo fabrikasında neyin konuşuldu? İrfan Can Kahveci penaltı pozisyonu top avuta gitmiş zaten. Top avuta gittikten sonra darbe geliyor. Kalecinin ayağı sabit. Anlam veremiyorum. Cihan hocamıza da orada açıkladı. Futbolu biraz bilmek lazım. Top artık avuta gitmiş. Yani Livakovic adama gitmiyor. Adama ya yani Livakovic'e geliyor. Çok sinirliyim. Önümüzdeki maçta elimizden geleni yapacağız. Böyle pozisyonları yakıştıramıyorum. Nerelere gideceğini tahmin et, edemiyorum. Türkiye'de futbol açısından hayırlısı olsun diyor. Herkes sinir küpü. Herkesin kendine göre bir fikri, beyanı var. Fred gol attığım için kendi adıma mutluyum. Ama sonuç böyle olunca mutlu olmak pek de mümkün değil. Önümüzdeki maçlar var tabii ki. Ama bu maçta çok önemli. İki kere öne geçtik ama sonuçta berabere kaldık. Hafta sonu önemli bir maçımız var. Bugün neleri iyi yapmadığımızı düşünmeliyiz diyor. Şimdi İsmail Kartal'dan açıklamalar var. Arkadaşlar bunu kesip, biçip, kırpıp paylaşan kanal sahipleri var. Sayfa sahipleri var. Sosyal medya hesapları var. İnşallahtan korkmuyor musunuz ya? Yani bir insanın onurunu, şerefini ayaklar altına alırken. Hiç korkmuyor musunuz? Evet yeni gelişmeler. Bahattin Duran Cikur'un teması Manay'ın kötü oynamasını gerektirecek bir temas değil. Etkisi yok. Manaj topa vurdu. Top bariz bir şekilde avuta doğru gidiyor. Top oyunda kaleci Livakovic ayaklarını açtı ve durdu. Livakovic'in ayağıyla Manaj'ın ayağı yerde buluştu. Livakovic'in ayağı Manaj'ın ayağını süpürmedi. Bu görüntülerde de var. Tartışamayız bunu. Livakovic kontrolsüz gelmedi. Ayakları yerde temas etti. Bu temas dolayısıyla Manaj kalkıp topu kaleye vurabilir miydi? Hayır. Ayaklar yerde birleşmiş. Cikun'un da Livakovic'in de temasları penaltı için yeterli değildi kesinlikle diyor. Serhat Akın ne diyor o çok büyük Fenerbahçe olduğunu iddia eden Serhat Akın. Livakovic Manaj'ın bileğine basıyor mu? Abi buna penaltı dersin ya. Yabancı hakem için ligde en çok kim mücadele etti Fenerbahçe? E eh, onu da beğenmiyoruz. Gerçekten merak ediyorum. Hani kaç lira alıyorsunuz bu yorumlar için? Güntekin Onay. Manaj Livakovic'den darbe almadan kendini yere bırakıyor. Bak düşün. Beşiktaş'ta Güntekin Onay'ın cümlesine bak. Bir de Fenerbahçeli geçinen Sera Takın'a. Şimdi İsmail Kartal'dan şampiyonluk sözleri. Pes etmedik diye. Arkadaşlar bakın cümleleri kırpıp biçtikleri için alay konusu ettiler İsmail Kartal'ı. Çünkü kırpıp biçince o şekilde bir mana çıkıyor. Önümüzde 5 maç var. Sezon sonu şampiyon olacağız. Kalan 5 maçı da kazanarak şampiyon olacağımıza inanıyoruz diyor bak. Şimdi orada bir kritik bir cümle var. Buraya bugün 3 puan için gelmiştik. Maçın zor geçeceğini biliyorduk. Sivaspor'un iyi mücadele ettiğini biliyorduk. Sivaspor bize karşı çok kapandı. Maça 2-1 öne iki, maçta iki bir maçta 2-1 öne bir öne geçmemize rağmen kazanamadık. Ben oyuncularıma güveniyorum. Ben hala şampiyon olacağımıza inanıyorum. Önümüzde 5 maç var. Sezon sonu şampiyon olacağız. Pes etmedik. Maçın sonundaki penaltı böyle verilmez. Bu çok ağır bir karar. Diyor. Vardaki yabancı hakemle ilgili yabancı var hakemi var diye olmayan bir şey neden veriyorlar? Biz adalet istiyoruz. Ama bu akşam adalet bizim aleyhimize işledi. Galibiyet için geldik ama istediğimiz sonucu elde edemedik. Biz halen şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Bugün burada çok iyi oynayamadık. 3-4 günde bir maç oynamanın zorlukları var. Sonuçta olmadı. Üzgünüz. Taraftarımızdan da özür diliyoruz. Önümüzde 5 tane maç var. Hemen toparlanıp önümüze bakacağız. Biz maç 5 maçın 5'inde kazanmak için var gücümüzle çalışacağız. Asla pes etmedik. Etmeyeceğiz diyor. Bak. Açıklamayı böyle duyduğunuz zaman alay edersiniz İsmail Kartal'la değil mi? Ya manyak mı bu adam? Kafayı mı yedi dersiniz? Öyle değil mi arkadaşlar? Şimdi İsmail Kartal'ın o cümlesi aynen şöyle. Şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Önümüzde 5 maç var. 5 beş maçın 5'ini de kazanıp rakibin bir yerde puan kaybetmesiyle birlikte şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Aradaki o sihirli cümleleri söylemezsen işte matematiği de yokmuş da şöyleymiş de böyleymiş de Sena takım ben olsam İsmail Kartal'ı uçağa bindirmem demiş. Ben olsam sana bir daha Fenerbahçe'de Fenerbahçe'ye alakalı yorum yaptırmam. Aziz Yıldırım falan herhalde başkan olsaydı sen bu cümleleri kuramazdım. Neyse. Şimdi dediğim anladınız değil mi arkadaşlar? Rakibin bir yerde puan kaybetmesiyle kelimesi. İsmail Kartal'ı hani ben savunmuyorum. Şudur budur falan demiyorum. Taktikleri, değişiklikleri şunu bunu konuşuruz. Ama yani bunu kırpıp paylaşacak kadar onur düşmanı, Karakter düşmanı insana. Bu insanlar ekmek götürüyor eve. Bülent Uygun biz aslında eleştirilerden sıkıntı duymuyoruz. Ama bazı gazeteci gibi gözüken tetikçiler var. Onların yaptığı yalan haberler var. Onlara da inanan salaklar var. Sonra da onlara tazminat davası açarken hepsi ben yapmadım çocuğum yaptı. Hacklenmiş diyerek kıvırmaya çalışıyorlar. Ben de o paraları sokak köpeklerine, kimsesiz çocuklara, yaşlılara bağışlıyorum. Bağışlamaya da devam edeceğim. Kimseyi affetmem diyor. İki sene önce Rize'deyken Galatasaray evinde yenmiştik. O zaman da onlar şampiyonluktan olmuştu. Dolayısıyla şampiyonun kim olduğu beni ilgilendirmiyor. Sadece sosyal medyadan anamıza, avradımıza, çoluğumuza, çocuğumuza küfür eden onun bunun çocuklarına edecek söz yok diyor. Nasıl bir şekil aldık? Nasıl birbirimize sevgimizi, saygımızı kaybettik? Onu anlamış değilim. Maç öncesi bize kepsiler yapıp iğrenç iftiralar yazan eşimize, çocuğumuza, annemize küfür ettiren onun bunun çocuklarına yüzer bin lira tazminat davası açacağım. Görecekler Bülent Uygun kimmiş. Kimse silmesin, hepsi kayıtlı diyor. Açık açık onun bunun çocukları diyor yani. Gerçekten ilginç. Yani onun bunun çocuklarına dava açacakmış onu söylüyor. Kimse de silmesin diyor. Herkes TC kimlik numarasına sosyal medya hesabı açacak. Cezayı da onun üzerinden yiyecek. Belki biraz disiplin olurlar. Ben de bu görüşteyim. Katılıyorum. Yoksa bu işin sonu iyi değil. Sahte hesaplar, sahte isimler. Sen benim namusuma şerefime dil uzatıyorsun. Bir de utanmadan iftira atıyorsun. Biz bir dolara neyse diyor. O bir doları da çok merak ediyorum. Devamında ne gelecekte. Gerçi bu ülkede bir dolara insanlar ülkesini satabiliyorlar. Rıdvan Dilmen. Ben penaltı pozisyonda Cikun'un yaptığı müdahale yüzünden çağrıldığını sanma, sandım. Hakemin Livakovic'in müdahalesi için çağrıldığına inanamadım. Çünkü böyle bir penaltı olmaz. Manaja müdahale geldiği anda top oyundan çıkmış. Pozisyon sona ermiş. Ben her maç böyle 10 tane pozisyon sayarım bu şekilde olan diyor. Bak bir kez daha söyleyeyim. Eğer Livakov için pozisyonuna değil de Cikunek'ine çağırsaydı direkt kırmızı kartla gelmesi lazımdı. Bunu hani aptala anlatır gibi anlatıyoruz anlamıyorlar. Ve şunu söyleyeyim net kanıt olması lazım. Siz Kasımpaşa maçında oyuncunun eline değdiğini kabul ediyor musunuz? Hakemlerin hepsi kabul ediyor. Hiçbiri ele değmiyor demiyor. Hepsi ele değiyor diyor. Ama yeterli kanıt yok çağıramaz diyor. Yani skandal bir karar. Devam edeyim. Bülent Uygun Fenerbahçe'nin oynadığı son 6 maçın 5'inde Fenerbahçe'den puan almayı başarmıştır arkadaşlar. İnanabiliyor musunuz? Bülent Uygun son 6 maçın 5'inde puan almayı başarmıştır. Yani sosyal medyada yapılan algı operasyonları, itibarsızlaştırma girişimleri, küfürlü sözlere belki de sistemi de bu yüzden özellikle malum takımın ağır sözlerine ağır tepkisi bu yüzden. Ha bize bir tane eski malum takımlı teknik direktör gösterin. Son altı maçın 5'inden puan almış olsun. Uzun lafın kısası Fenerbahçe'ye bir operasyon çekildi. Fenerbahçe yönetimi sessiz. Çok güzel bir fırsat eline geçmişti. Orada arada avukat Sabri Öztürk ne diyor? Baylokçu bir TFF başkanı. Onun etkisinde hakemler 30 yıl aşkın süredir siyaset ve mafyanın müdahalesinin konuşulduğu bir bir şey beklenmez zaten. Fenerbahçe bu maçta iyi oynamadı. İsmail Hoca yetersiz tamam ama böyle penaltı da verilmez ki. Futboldan soğuttular insanları. Bu adaletsiz futbol üzerine yazıklar olsun diyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Adana Demirspor Galatasaray maçı başladı. Tak birinci dakika Galatasaraylı bir önce kırmızı kat verildi. Tak ikinci dakika bir kırmızı daha verildi. Galatasaray sağdan çekildi böyle bir senaryo asla yaşanmaz. Yani şöyle söyleyeyim Türkiye'nin benim gizli nükleer bombalarım var. Bütün dünya bana biat edeceksiniz. Doları 1 liraya düşürün demesi kadar imkansız bir şey bu. Böyle bir şey yaşandığını düşünün. Sağdan çekildi için 3 puanın silindiğini düşünün. Hükmen yenilgi aldığını düşünün. Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ı yendiğini düşünün. Bak asla olmaz demiyorum. Ama milyarda bir bile değil. Hemen hemen asla olmazın aynı ihtimalde. Şimdi böyle bir şey sizin şerefinize şanınıza yakışır mı Fenerbahçe taraftarı? Böyle bir şey şerefiniz kabul eder mi? Etmez diyeceğinizden eminim. Peki, rakibi ne diyor mu? Yani Deniz Çoban var hakemi Hakemi kenara izlemesi için davet edip ekran 3'e bölündüğünde artık top bizim yönetimimizden çıkıyor. Sağ üst köşede sağ alt köşede video odası. Büyük ekranda var hakeminin seçtiği operatörün oynattığını görüyoruz. Riva'ya bağlanırız o anda. Var hakemi Livakovic'in pozisyonunu gösteriyor. Var hakemi Livakovic tartışmasız penaltı yaptı diyerek çağırıyor. En sondan başa geleyim. Çok 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 yanlış bir var müdahalesi. 6 defa söylüyorum bir penaltıda temasla ilgili değerlendirmemizi etki var mı diye yapacağız. Etki nedir? Hareket kısıtlamasıdır. Arkadan gelen savunmacının da kayan kalecinin de sadece ve sadece rakibi bir teması var. Onun hareketlerini kısıtlayacak bir etkisi yok. Bu pozisyon penaltı değil. Sahada da penaltı değil. Var odasında da penaltı değil. Hakem doğru bir devam kararı verdi. Var gereksiz müdahalede bulundu diyor. Şimdi bu yani bu kadar kanıt varken Hala arkadaş sizde ne kadar ağladınız, zırladınız diyen arkadaşlar. Allah bizim ağladığımızı ömrümüz boyunca alsın. Bu arada Deniz Çoban'da, Bahattin Duran'da, Bülent Yıldırım'da yanlış karar diyor arkadaşlar. Yani verilen var müdahalesi yanlış diyor. Ve bak şimdi hocam var müdahalesi yanlış demiş, penaltı yanlış demiş. Geçin bunları. Adamlar penaltı zaten yanlış, müdahale yok diyor. O ayrı mesele. Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçındaki şeyine diyor ki 50 oynamayı evet ben görüyorum ama kesin net kanıt olacak. Kesin net kanıt olmadığı için var müdahalesi yanlış diye söylemişti. Ve siz bunu argüman olarak önümüze sunmuştunuz. Aynısı arkadaşlar. Şimdi çoluğunuzdan çocuğunuzdan çıksın inşallah diyenlerin sayısı az değil. Binlerce hatta on binlerce yüz binlerce. Siz bugün ortak oluyorsunuz farkında mısınız bilmiyorum. Ha, Fenerbahçe. Ahmet Selim Kul'un açıklaması. Sportif gerçekliği olmayan bu ligde Fenerbahçe yine rakibine göre saha dışında TFF odaklarında kamuoyunu yönetmede algı yaratmada yetersiz kaldığı için ligin son bölümleri yaklaştıkça güç kaybetti ve yine güya kendisine maçın bırakılacağı bir karşılaşmada yine şampiyonluk umudunu mucizelere bıraktı diyor. Anladınız mı? Algıda sınıfta kaldı. Her şeyde sınıfta kaldı Fenerbahçe. Ve sonuç ortada. Yani sonuç ortada arkadaşlar. Ama dediğim gibi eğer e, ben burada olduğum müddetçe bizi şampiyon yapmayacaklar deyip ben başkan adayı olabilirim diyorsan hadi koç hiç kusura bakma. Bu pozisyon penaltı değil. Ha şunu söyleyeyim. Bu Sivas Spor bize oynadığı gibi oynarsak Galatasaray'dan puan alır mı? Alamaz. Asla alamaz. Hakemleri izin vermez. Prensleri izin vermez. Hiç kimse izin vermez. Hocam Galatasaray'ın puan kaybedebilir mi? Bak Adana Demirspor eğer Fenerbahçe bugün kazansaydı ulan diyecekti aman etliye sütliye bulaşmayalım. Aman bizden bilmesinler. Şimdi bize yıllarca düşman olurlar falan derdi. Mücadelenin meyesini yapmazdı. Şimdi belki bir ihtimal. Şöyle böyle falan filan diye. İsmail Kartal üzerinden niye yorumlamıyorsunuz? Penaltı üzerinden konuşuyorsunuz. İsmail Kartal eleştirenlere hain mi diyorsunuz? Yani bak. Ben ısrarlı bir şekilde şunu söyleyeyim. Evinize normal bir şekilde gidiyorsunuz. Tamam mı? Küçük bir örnek vereyim. Evinize normal bir şekilde yürüyerek gidiyorsunuz. Ayağınıza diken battı. Diken batmasına rağmen sendeliye sendeliye evinize gidiyorsunuz. Tamam mı? Bak sendeliye sendeliye gidiyorsunuz. Yoldan karaktersizin namussuzun biri çıktı. silah çekti. Size sıktı yaraladı sizi polis sorguya geldi dedi ki arkadaş adam sana kurşun sıktı mı sıktı sen niye sendeliyordun hayırdır ya ayağıma diken battı attı yolda diken varmış geç dikene bahane bulma niye sendeliyordun ya konumuz sendelemek mi değil mi konumuz ben burada vurulmuşum ana konu bu benim yani ölüyordum az kalsın ana konu bu hayır sen yolda sendelemişsin suç sende dese ne dersiniz Şimdi ben de diyorum ki futbolcular perşembe maça çıkmış. Yorulmuş. Sendelemiş. Kabul. Eyvallah. Lan öldürmeye yani seni öldürmek istemiştir, Seni belki de öldürmüşler. Şampiyonluğun dışına itmişler. Sen de bana diyorsun ki İsmail Kartal'ı savunuyorsun. Siz bu geri zekalı mantığında olduğunuz müddetçe daha bizim çok ekmeğimizi yerler. Daha bizim çok şampiyonluğumuzu çalarlar. Lan ne dersin ben İsmail Kartal kusursuz diyorum. Ya Fenerbahçe 10 senede şampiyon olamıyorsa 2014-18 arası 4 sene Aziz Yıldırım'a 6 sene de şeye, Ali Koç'a yazar. Yani e, ne Aziz Yıldırım ne Ali Koç suçsuz hatasız falan diyemezsin. Anlatabiliyor muyum? Diyemezsin. Bu kadar bariz şekilde hakkın yeniliyorsa sen çıkıp da iyi e, şöyle yapalım arkadaşlar. Parayı basalım. Verelim parayı parası neyse. Hakemlere federasyona parası neyse verelim. Diyelim ki arkadaş Galatasaray iki maç kaybettirin. Hatta çileden çıkartın. sahadan falan çeksinler. 3 puanlarda da öyle silinsin. 9 puanlık zarar. Bizi arka arkaya 2 maç kazandırın. Biz zaten gerisinde şampiyon olamıyoruz. Siz bunu kabul eder misiniz? Neyse. Umarım demek istediğimi anlamışsınızdır. Umarım siz de onun bunun çocukları denen kesimden değilsinizdir. Bülent Uygun açık ve net onun bunun çocukları diyor. Yani onun bunun çocukları hakkımızı yedi demek istiyor. Bir tarafında Saadettin Saran Başkanlığı'na aday açıklayacakmış da işte şundan görüşmüş, bundan görüşmüş, şöyle olmuş, böyle olmuş. Yahu mahalle yanıyor, siz saç tarama peşindesiniz. Arkadaş Saadettin Saran da gelse, Conte de gelse, başkası da gelse, öbürü de gelse, Beriki de gelse. Kim gelirse gelsin, bak kim gelirse gelsin, seni şampiyon yapmıyorlarsa... Sen burayı araştır. Sen burayı konuş. Sen kim gelirse gelsin şampiyon olamazsın bu düzende. Sebebini artık siz bulacaksınız arkadaşlar. Ben artık yoruldum. Sebep Ali Koç hocam. Sebep işte Gezi Park eylemleri. Ya hepsini geçin. Ne Gezi Park eylemi ne Ali Koç'u ne şunu ne bunu. Hepsini geçin. Hepsini geçin. Yok. Bir cezamız var. Sürekli ödeme peşindeyiz. Trio'daki 3 hakem yorumcusu da penaltının yanlış olduğunu, var müdahalesinin yanlış olduğunu söyledi. Arkadaşlar bu arada tam cümleleri buldum. Şimdi aklıda soru kalmasın. Bahattin Duran, Cikun'un Manay'a arkadan çok hafif temas var ancak bu oyuncunun bir sonraki hamlesini etkileyen bir temas değil. Manaj topa vurdu. Libakovic ayaktan açtı. Durdu. Her iki ayak yerde buluştu. Ancak Libakovic kontrolsüz gelmedi. Bu temas Manaj'ın devam etmesine engel olmadı. Bu iki temas da sahada penaltı için yeterli değil. Libakovic'in müdahalesi için yapılan bu var müdahalesi çok yanlış. Deniz Çoban ekran 3'e bölümünde varın seçtiği görüntüyü görüyorsunuz. Yani bu pozisyonda var hakemi Livakovic için çağırdı. Öncelikle bu çok çok yanlış bir var müdahalesi. Cikun'un da Livakovic'in de rakibe sadece birer teması var. Sonraki hareketten etkileyecek bir müdahalesi yok. Bu pozisyon sahada da penaltı değil. Bülent Yıldırım Cikun'un darbesi etkili olsaydı var zaten hakemi bunun için çağırırdı. Ve Ciku kırmızı kart görürdü. Halbuki burada çok hafif bir temas var. Etkili bir temas yok. Manaj o, o teması hissettiği için kendini atıyor. Ve sol değil sağ ayağını tutuyor. Bu temas penaltı değil. Devamında Libakovic tabanla cepheden müdahale etse yine ihlal olabilir ama o yok, süpürme yok, kontrolsüz değil. Manaj'ın sol kramponu yerinden oynamıyor. Bu VAR müdahalesi çok yanlış. Sonra hakeme pozisyonu tek açıdan gösterilmesi çok yanlış. Bu pozisyon penaltı değil diyorlar. Yani VAR'ın çağırması yanlış derken yanlış anlaşılmasın işte. Pozisyon penaltı da kıvırıyorlar falan demeyin diye söylüyorum. Anladınız mı? Velhasılı kelam. Çalındı mı puanımız? Çalındı. Gasp edildi mi şampiyonluk? Gasp edildi. Şimdi İsmail Kağıtalı eleştirin. Şimdi Ali Koç'u eleştirin. Şimdi ne bileyim CHP'nin oylarını falan eleştirin. Ne bileyim Uğur Dündar eleştirin. Onu eleştirin, bunu eleştirin. Dediğim gibi siz yoldaki batan dikeni eleştirin. Ben hala size bas bas bağırayım. Bizi öldürmek istediler. Kurşun sıktılar diye. Derdimi de kimseye anlatamayıp Ben Ali'ci, Aziz Yıldırımcı, Ali Koç'cu, İsmail'ci, şucu bucu değilim abi. Ya ben ben Fenerbahçeliyim. Bir Fenerbahçeli olarak açık ve net artık yeter diyorum ya. Yenilen hakkımız yeter. Bak Allah bunu çoluğunuzdan çocuğunuzdan sorar. İnsanla milyonlarca insanın bedduasını aldınız. Ha. Sadece ve sadece e, çaldığınız Fenerbahçe taraftarından değil. Gelecek nesillerden de bunun hakkını almanız gerekecek. Ahmet Çakar ne demiş? 30 milyon Fenerbahçe taraftarının kul hakkını yediniz demiş. Ben helal etmiyorum. Ben kesinlikle ilan etmiyorum. Allah da sizi bildiği gibi yapsın. Yani herkesin penaltı değil dediği pozisyonda şampiyonluk elinden çalınıyor. Senin derdin hala İsmail Kartal takım. Ya takımın kötü oynasa bile kazanmış. Kötü oynasa da değil. İstatistiklerde önde. Hani hangi kötü oynamadan bahsediyorsa İstatistiklerde önde. İyi oynayan takım seninki. Kafayı buraya takıyorsun. Neyse Allah herkesin gönlüne göre versin. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Görüşmek üzere.